Herkese merhabalar. Bugün en çok sorulan sorulardan birini cevaplamaya çalışacağım sizlere. Soru da şu. Abi tamam, bize gösteriyorsun işte hayvanlar doğum yapıyor, yumurtalarını bırakıyor. Fakat ondan sonraki süreç nasıl işliyor? Şimdi aslında bugün çok farklı bir yöntem deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim ve denememdeki sebep de şu. Normalde biz kutuya koyduğumuz zaman yumurtaları biliyorsunuz kuluçka makinesine koyuyoruz. Yani inkübatörü koyuyoruz ve perlit ya da işte hatchright ya da vermikülit gibi materyaller kullanıyoruz. Özel işte şeylerde seracılıkta kullanılan kimyasal bazlı bazı toprağa böyle nem oranını taklit eden ürünler kullanıyoruz. Fakat ben bu ürünlerde aslında geçtiğimiz senelerde biraz sorunlar yaşadım. Ya çok nemli yapıyor ya da çok kurutuyor yumurtaları. Bu benim şu an yaratacağım bir teknik değil. Başkasından gördüm, uyarlayacağım. Kendisiyle mesajlaştım. Çok memnun kaldığını söyledi. Hatta normalde 60 günde çıkan yumurtalar 5 gün hatta 10 gün erken çıkıyor ve inanılmaz sağlıklı çıkıyor yavrular dedi. Bugün onun metodunu kullanmaya çalışacağım ve size onu göstereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere şöyle bir kutumuz var. Biz normalde bu kutunun içerisine vermikülit, perlit karışımı koyuyorduk. Fakat bu sefer sünger koyacağız. Evet, yanlış duymadınız. Şu süngeri ikiye böldüm. İkisini yan yana koydum. Ve birazdan su koyacağım. Su koyduktan sonra da yumurtaların temas etmemesi adına şöyle bir ızgara yerleştireceğim. Izgaraları yerleştirdikten sonra da yumurtaları koyacağım. Şimdi gelin hep beraber agresif pitondan yumurtalarını çalalım. Ondan sonrasında da inkübatörümüze yerleştirelim. Evet, gördüğünüz gibi Fire doğum yapmış durumda ve şu an inanılmaz agresif. Yumurtalarını korumak üzere çok agresif bir şekilde şu an bekliyor. Yumurtaları gördüğünüz gibi çevirmeden, yani yana sağa sola kaymayacak şekilde toparlamam lazım. Onun için de açacağım şimdi onu. Evet, şu an açtım. Ve onu başka bir kutuya koyuyorum. Evet, anneyi koyduk. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yumurta var. Şimdi bu 7 yumurtayı işaretleyeceğim. Evet, işaretliyorum en üstlerini. İşaretlememin sebebi, dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi, yumurtalar eğer yana falan dönerse onları tekrar şu çizgiler üstte kalacak şekilde, işaretlediğim yerler üstte kalacak şekilde tekrardan döndüreceğim ki embriyo boğulmasın diye. Şimdi bir sonraki adım yumurtaları candle, yani ışığın altında dolu mu boş mu dölsüz mü bakacağız. Şu anki tabloda hepsi döllenmiş olarak duruyor ama mutlaka bir ışık kontrolünden geçirmemiz lazım. Gelin hep beraber şimdi ışıktan bakalım. Evet, şu an karanlık bir yerde kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi embriyo orada döllenmiş bir şekilde. Bunda yine damarları görüyoruz. Bunda yine damarları görüyoruz, embriyoyu görüyoruz. Burada yine damarları görüyoruz. Burada bakıyoruz. Evet, burada da gördüğünüz gibi damarlar var. Burada yine damarları görüyoruz. Burada yine damarları görüyoruz ve hepsi çok şükür döllenmiş yumurtalar. Şimdi gelin hep beraber onları tartalım. Tarttıktan sonra da inkübatöre yerleştirelim. Evet, 712 gram toplam yumurtaların ağırlığı. Bunu not ediyorum. Ve şu an aslında en büyük yumurtalardan birisi bu sezon. Yani ağırlık olarak 7 yumurtanın toplam ağırlığı bütün diğer yumurtalara göre gayet başarılı. Güzel yavrular çıkacak. Yani çok sağlıklı ve şişko, kilolarını almış yumurtadan çıkacaklar. Yumurtaların üzerinde herhangi bir benekler yok. O benekler aslında annenin ne kadar işte yeterli kalsiyum aldığını gösteriyor. Bu anne çok güzel kalsiyum almış. Şimdi gelin hep beraber inkübatörü yerleştirelim ve 50 gün, 55 gün geri sayacağız ve ondan sonra da kesimini yapacağız. Evet, suyu koyduk, süngerler ıslandı, yeteri kadar nemi oluşturduk
ılık su, içme suyuyla birlikte inkübasyonu yapacağız. Çeşme suyu kullanmıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz bu da yeni bir inkübatör. 31.5 derece gördüğünüz gibi. En ideal sıcaklık 31.5'tir. Dünyanın kabul gördüğü. Bu inkübatör sistemini de ilk kez kullanıyorum. Normal büyük plastik içerisinde bol derecede su var. Üzerinde palet var. Paletin üstünde de içeride kutuları görüyorsunuz. Bizim kutumuz da şimdi burada. Kapağını açıp onu yerleştireceğim. Ve ondan sonra da dediğim gibi geri sayıma başlayacağız. Evet, anneyi yerine koyduk. Artık agresifliği tamamen gitti. Evet, gördüğünüz gibi kendisini geri çekti. Olduğu gibi bütün alanını dezenfekte ettim. Ona su kap koydum yine ve onun kutusunun üzerine 7 yazıyoruz. Ve bugün ayın Mayıs 4 diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir not var. Yemedi yazmışım. Hamilelik sürecinde aslında bol bitonlar yemek yemeye devam ediyor. Fakat tam doğum öncesinde yemeği kesiyorlar. Ve gördüğünüz gibi yumurtalar bembeyazdı. Bembeyaz olmasının sebebi çok iyi beslenmesinden dolayı, kalsiyumu çok iyi almasından dolayı. Eğer almamış olsaydı yumurtaların üzerinde böyle patates gibi siyah siyah noktalar olacaktı. Dolayısıyla çok iyi yiyen bir canlı yemediği zaman hemen not ediyorum ve onun hamile olduğunu algılıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu sene 7-7-7, hepsi 7-7-7 gidiyor. Uğurlu sayımız bu sezon 7. Bakalım diğer annelerden, son birkaç tane anne kaldı zaten, anne adayı kaç tane çıkacak? Hayatta her şey bir tecrübe derler ya, gerçekten de öyle. Her sezon farklı tekniklerle en az kayıpla ne kadar başarılı olabiliriz, onun peşindeyim. Yeniliklere açığım, risk alıyorum ve gördüğünüz gibi ilk defa sizinle birlikte bu inkübasyon tekniğini yapacağım. 50 gün sayıyoruz, maksimum 55 gün. Ondan sonra da bu güzel yumurtaları birlikte açacağız. Niye kesim yapıyorsun diyenler vardır illaki. İlk kez seyredecek olanlar vardır. Daha önceki yumurta kesimlerinde bunları çok açıklamıştık ama doğal seleksiyonda yumurtadan çıkamayıp boğulan yavrular oluyor. O yüzden annesinden ayırıyoruz. Hem daha hijyenik, daha şey koşullarda, sıcak dengesi stabil durumlarda çıkmasına yardımcı oluyoruz. Hem de yumurtayı keserek de canlının boğulmadan, işte o doğal seleksiyon dediğimiz yavruların, çünkü hepsi canlı olarak çıkmıyor yumurtadan doğal hayatında, onların hepsini kurtarmak amacıyla yumurtaları kesiyoruz. Dediğim gibi yumurta kesiminde bu güzel canlıları sizinle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.